Merhabalar. Bugün sizlerle okula dönüş serimin ilk videosunu paylaşıyorum. Bayağı da buraya oturup sizlerle sohbet etmiyordum. O yüzden şu anda çok mutluyum. Size Instagram üzerinden bana okula dönüş ile ilgili sorularınız varsa sorun dedim. Birçoğu %80'i dersle ilgiliydi. O yüzden bundan sonraki video bütün ders çalışma tüyolarım olacak. Bayağı uzun bir video olacak. O yüzden ona hazırlanın. Ama bugün sizlerle 3 farklı konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlık, özgüven ve okulun ilk günü. Özgüven ve arkadaşlar bence sizin ruhunuza özellikle okul döneminde en iyi gelebilecek şeyler. O yüzden bu iki konudan bahsetmek istedim. Ve tabii ki okula dönüşte ilk günden bahsetmezsek olmazdı. O yüzden ilk günden de videonun sonuna doğru bahsedeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle özgüvenden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence özgüven bir kişinin sahip olabileceği en iyi özelliklerden biri. Kendisi için. Yani şöyle mesela tabii ki birisi çok iyi kalpli olur, etrafındaki insanlara çok iyi davranır. Birisi işte çok güler yüzlü olur, iyi enerji taşır falan filan ama bence özgüven kendinize yapabileceğiniz en güzel şey. Şimdi ben kendimi kişisel olarak belirli bir özgüven seviyesine ulaştığımı düşünmek istiyorum. Yani eskisi gibi bir 6 sene önceye dönersek ki gibi çekinmiyorum birçok şeyden ya da işte birçok şey beni rahatsız etmiyor. Kendimle ilgili daha mutluyum. O yüzden bence şu anda özgüvenden bahsetmek için iyi bir yerdeyim. Ben ilkokulda, ortaokulda ve lisenin başında özellikle özgüven ile birçok sorun yaşadım. Bu bazı kişilerden kaynaklandı. Bu garipleşen ergenlikteki vücudumdan kaynaklandı. Ama lisenin başına kadar ve lisenin başında bile, lise 1'de bile tam özgüvenim henüz yerine oturamıyordu. Sürekli bir şey yapmak istiyordum. Sürekli birisiyle konuşmak istiyordum ama bu özgüven eksikliği bana ay yapma, konuşma, seninle konuşmak istemez, sen popüler değilsin, sen şöyle değilsin, sen böyle değilsin diye düşündürüyordu bana. Ve bu hem kafanıza hem kalbinize çok zarar veren bir şey. Hem hayallerinizi gerçekleşmenin önüne geçen bir şey. O yüzden özgüven çok çok önemli. Ve size verebileceğim en iyi tavsiye, İngilizce'de bir söz vardır. Fake it until you make it. Yani eğer özgüveniniz yoksa özgüveniniz varmış gibi davranın. Ve bu ilk başta size birazcık değişik gelecek. Yani daha dik yürümek, daha böyle bakışlarınızın kendinizden emin olması, işte ne yaptığınızı bilmeniz gibi. Yani biliyormuş gibi davranmak en azından. Gerçekten en başında birazcık garip gelebilir. Ama size o verdiği hissi hissettikçe içinizdeki ses, ay bu çok güzel bir his, ben hep böyle olmak istiyorum diyecek. Ve ben bu böyle olabilirim diyecek. Gerçekten çok psikolojik bir şey. Tam açıklayamıyordum ama benim en azından öyle oldu. Ve bir şekilde özgüveniniz yerine yavaş yavaş oturacak. Ve bu aralar bence birçok kişi özgüveni kendini beğenmişlikle aynı kutuya koyuyorlar. Bencillikle aynı kutuya koyuyorlar. Ama aslında tam tersi. Çünkü şöyle bir şey açıklayacağım size. Kendini beğenmiş olan ve kendini insanlardan daha üst düzeyde gören bir kişinin aslında özgüven seviyesi 0'la 1 arası. Yani eğer işte şundan daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, bundan daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, işte bundan daha iyi şeyleri hak ettiğinizi düşünüyorsanız, sizin özgüveniniz yerinde değildir. Kusura bakmayın bunu söylediğim için. Eğer siz bu şekilde düşünüyorsanız kusura bakmayın ama kendini, şimdi şöyle anlatacağım. Yani kafanızda bir mekanizma var ve kafanızdaki bu mekanizma kendini bir süre sonra korumak için ay ben bundan daha iyiyim, ay ben şundan daha iyiyim, ay buna ben daha iyiyim demeye başlıyor. Bu neden? Bu çünkü önceden yaralandık, çünkü hala yaralanmaya devam ediyoruz. Hayat asla herkese güzel değil ve beyniniz buna özgüven eksikliğiyle daha da önem vermeye başlıyor. Öyle olunca siz üzülüyorsunuz, siz neden ben yapamıyorum diye düşünüyorsunuz. Sonra bir gün bir şey oluyor beyninizde. Bana ne ki zaten, ben bundan daha iyiyim, işte ben bundan daha güzel şeyleri hak ediyorum demeye getiriyor bir şekilde beyniniz. Ama aslında öyle değil. Aslında özgüven sadece kendinize olduğunuz gibi değil, herkes olduğu gibi kabul etmek ve bununla iç huzura ulaşmak. Yani empati kurabilmek. Atıyorum sokaktan geçen bir kadın çok kötü giyiniyor. Ya da çok ne bileyim ya garip yürüyor. Ya da şöyle ya da böyle. Sizin de başınıza gelebilir de. Sizin de kötü giyindiğiniz günler olabilir. Sizin de ayağınıza bir şey batabilir. Sizin de bacağınız kırılabilir. Sizin de bir yerinize kramp girebilir. Çok basit örnekler veriyorum ama her şey sizin de başınıza gelebilir. O küçük gördüğünüz kişinin yerinde siz de olabilirsiniz. Şu anda çok farklı bir şey gidiyorum ama kısacası özgüvenli olmak için kendinize inanın. Kendinize güvenin. Ve özgüvenliymiş gibi davranın. Sanki çok bir özgüveniniz varmış gibi davranın. Ama dediğim gibi özgüvenli olmak sadece kendinden emin olmak. Kendinden emin olduğunuz için
başkalarını daha da yere atmamak. Ve bence özgüvene sahip olmaya çalışırken en dikkat etmeniz gerektiği şey etrafınızdaki kişiler. Çünkü etrafınızdaki kişiler sürekli size negatif şeyler söylüyorsa, özellikle sizin hakkınızda, bu sizin de aklınıza bir şekilde girecek. Özellikle özgüven eksikliğiniz varken. Ama bu kişileri hayatınızdan çıkar, ne kadar arkadaşım diyorsanız, ne kadar uzun süredir tanıyorsanız tanıyın, eğer o kişi size o anda iyi gelmiyorsa, o kişilerden en azından birazcık daha uzaklaşmayı deneyin. Ve bu beni ikinci konuma getiriyor. Birazcık uzun olacak bu video. Arkadaşlık. Arkadaşlık bence çok önemli, çünkü okulu çekilir bir yer durumuna getiren arkadaşlarınız. Her gün arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Her gün derste arkadaşlarınızlasınız, teneffüslerde onlarlasınız, öğle yemeğinde onlarlasınız. Yani dersler arası bulunduğunuz boşluklarda onlarla eğlenebilirsiniz. O yüzden arkadaşlarınızı doğru seçmek bence çok önemli. Şimdi iyi arkadaşlıklardan bahsediyoruz ama unutmamanız gereken bir şey de filmdeki gördüğünüz, ben bu sorunu çok geçtim. Filmde gördüğünüz arkadaşlıklar asla değil de büyük bir ihtimalle sizin arkadaş grubunuz olmayacak. Herkes farklı. Filmlerde farklı kişilikler var. Filmlerde sadece insanların hayatlarının kesitleri görülüyor. Vloglarda olduğu gibi. O yüzden sizin hayatınızda da o film kesitleri olacak belki. Ama iyi zamanlar olacak, kötü zamanlar olacak. Herkes farklı ve hiç kimse mükemmel değil. Ne siz mükemmelsiniz, ne arkadaşınız mükemmel, ne arkadaşınızın arkadaşı mükemmel. Yani herkesin illaki hayatında yaşadığı bir sorun var ya da yaşayacağı ya da karakterinde illa herkesin bir sorunu vardır. Ama arkadaş olmak demek size zarar vermediği sürece bu kişinin her konuda yanında olmak, bu kişinin karakteri bazı şeyleri gerektiriyorsa bazı şeyleri alttan almak, ama dediğim gibi altını çiziyorum, size zarar vermediği sürece ve zor zamanlarda yanında olmanız. Yani arkadaşınızsa eğer, bu kişi gerçekten sizin için önemliyse, ne olduğu, ne yaşadığı size zarar vermediği sürece yanında olmanızı gerektiriyor. Ve aynı şey onlar için de geçerli. Yani onlar sizin yanınızda değilse demek ki iyi arkadaşlar değillerdir. Herkes illa gülecek değil. Herkes illa belli bir zamanlara eğlenmek zorunda değil. Herkes illa sizin yapmak istediğiniz hobilerden hoşlanmak zorunda değil. Herkes farklı. Herkes olduğu gibi kabul etmek lazım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bence okul hayatında özellikle çok çok önemliler. Birazcık da arkadaş edinmekten bahsetmek istiyorum. Çünkü gelen sorulara göre birçoğunuz yeni bir okula başlıyor. Ve bence arkadaş edinmenin en kolay ve en güzel yolu herkesle ilk günden konuşmak. Herkesle değil de konuşabildiğiniz kadar kişilerle ilk günden konuşmak ya da ilk haftadan konuşmak. Çünkü bu şekilde herkesin karakterini birazcık tartabiliyorsunuz. Utanmayın yani, gidin o kişinin yanına. Şu anda bulunduğunuz ortam hakkında bir yorum yapın. Giydiği bir şey hakkında bir yorum yapın. Ne bileyim, hava hakkında bir yorum yapın. Zaten o kişi sizinle konuşmak istiyorsa, o kişi sizin arkadaşınız olmak istiyorsa, ki mantıken o kişinin de ilk günden arkadaşı yok, olmak istiyordur. O kişi zaten o konuşmayı devam ettirecek. Hatta sizin onun yanına gelip onunla konuştuğunuz için çok çok mutlu olacak. Sohbeti başlatın. Eminim üzülmeyeceksiniz. Yani en kötü ne olabilir? En kötü size cevap vermez. Dönüp gidersiniz. Son olarak da birazcık ilk günden bahsedelim. Okulun ilk günü. Hepiniz ne yapmalı, ne yapmamalı, ne giymeli, ne şey yapmalı diye düşünüyorsunuz. Ama bence okulun ilk günü böyle hep şey olur ya, yaz boyunca düşünürsünüz işte, ben bu sene şöyle olacağım, ben bu sene böyle olacağım, ben bu sene işte ne bileyim iyi olacağım, kötü olacağım, şununla konuşacağım, şununla konuşmayacağım. Birazcık durun ve düşünün. Bu sene bence hepimiz, siz de, ben de, o da mutlu olmak istiyor. Yani okul senesini mutlu bir şekilde geçirmek istiyor. Ve o yüzden şimdi düşününce, hani ben en azından bu şekilde düşünüyordum gençken. Hani okula başlarken ilk gün işte ne bileyim burnu havada olacağım diye düşünüyordum. Ya da işte ne bileyim birazcık daha havalı olacağım, birazcık daha cool takılacağım. Ama inanın bana, cool'luk her şey değil. Yani zaten cool olma olayı, bunu yapmamdan birçok insan nefret ediyor. Zaten cool olma olayı kasmamanız gereken bir şey ve düşünmeden yapmanız gereken bir şey. O yüzden ben cool olacağım diye kendinize bir şey diyorsanız zaten olmaz yani. Bence okulun ilk günü en önemli şey gülmek, güzel enerji yaymak. Yani herkes orada olduğu için mutsuz, herkes yaz tatilinin birazcık daha uzun sürmesini istiyor ama iyi bir enerji yaymak, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza, ne bileyim yanınızda oturan kişiye İyi pozitif bir enerji yaymak hemen o kişinin size bakış açısını değiştirecek. Yani
böyle bir hani o kişi de mutlu olacak, o kişiye de güzel bir enerji vermiş olacaksınız. Aynı zamanda o kişi sizinle daha fazla konuşmak isteyecek, daha çok arkadaşınız olacak, daha çok yani yakın arkadaşınız olmasa bile okulda her gün, her yerde konuşabileceğiniz kişiler olacak. Ve siz zaten gülümsediğinizde, güzel enerji yaydığınızda bu size güzel enerji olarak geri dönecek. Ve bir sene, eğer bu güzel enerji olayını devam ettirebilirsiniz, bir sene boyunca okulda güzel enerjilerle dolaşacaksınız etrafınızda. Ama yani yine daha yüzeysel tavsiyeler istiyorsanız, en sevdiğiniz kıyafeti giyin, kendinizi için en iyi hissettiğiniz kıyafeti giyin. Güzel bir parfüm sıkının, ne bileyim sakız çiğneyin, nefesiniz güzel koksun diye. Yani kendinizi daha rahat ve daha mutlu ve daha güvenli, özgüvenli hissedecek ne varsa ilk gün bence onu yapın ve çekinmeyin de yapmaktan yani. Sizi rahat hissettirecekse, sizi daha mutlu edecekse kesinlikle çekinmeyin yapmaktan. Ve size bir gitmen okulla ilgili verebileceğim en büyük tavsiye şimdi lise bittikten sonra. Popülerlik her şey değil. Ben asla okul hayatımda popüler olmadım. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bence popüler olmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorum ben. Popüler olmaya çalışmayın. Kendiniz olmaya çalışın. Dediğim gibi iyi enerji yaymaya çalışın. Kendiniz olun. Mutlu olun. Ve bence her şey iyi olacak. Her zamanki gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Ve çok güzel bir sene geçirin. Bay bay.